Günaydın, mutlu sabahlar. Piyasa masasıyla karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Bugün sizlere Zeynep Erataman yerine ben eşlik edeceğim Burcu Kıratlı ile beraber. Öncelikle bir piyasalara dair değerlendirme almak üzere Albay Yatırım'a gidelim. Araştırma analisti Ahmet Deniz Yalvasan bizimle beraber. Piyasalar açılmadan önce nasıl bir tablo var acaba? Günün öne çıkan verileri, gelişmeleri nasıl olabilir? Piyasa beklentileri nasıl? Sözü sana vereyim hemen. Evet, öncelikle günaydın. Borsa İstanbul'da dünkü kapanış aslında bir nevi klasikleşti. Çarşamba günleri genel olarak son 3-4 aylık süreçte negatif bir kapanış izliyoruz. Tabii ki bunun da nedenine yüksek faiz ortamından kaynaklı çarşamba günleri kredibli pozisyonların kapatılması ana etken olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bugün aslında bugün baktığımız zaman ilk işlem fiyatlamalarına vadeli tarafta negatif bir açılış yaptık. Ama şu an itibariyle bir nevi toparlanma söz konusu, yatay bir pozitif görünüm var. Gün içerisinde ben tepki alımlarının öne çıkabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki burada tepki alımlarının çok da ivmelenme momentumu yüksek bir şekilde gerçekleşmesini fazla da beklemiyorum. Çünkü bu tür yükselişler bir nevi yatırımcılar tarafından satış yönüne evrilme gösterebiliyor. Biliyoruz ki dün bankacılık sektörü bir nevi endeksin en çok değer kaybeden sektörü oldu. Ve en çok para çıkışı yaşanan sektörlerinden de bir tanesi oldu. Bunun arkasındaki zorunlu karşılık adımı tabii ki bankacılık sektörünü negatif yönde etkileyen unsurlardan bir tanesi. Aynı zamanda kısa vadede de mevduat faizlerindeki yukarı yönlü artış beklentisi de Borsa İstanbul'a bir nevi rekabet oluşturduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle özetlemekte fayda var. Evet, Borsa İstanbul'da biz yıl sonuna doğru yeni rekor seviyeleri göreceğiz. Ama burada içerisinde bulunduğumuz dönemde özellikle alternatif getiri araçları burada hem mevduat faizlerinin 12 aylık enflasyon beklentisinin üzerinde bir getiri sunuyor olması, ons altın cephesinde ve gram altın cephesindeki yukarı yönlü ivmelenmeler ve bunun beraberinde kripto tarafındaki yukarı yönlü ivmelenme de Borsa İstanbul'daki yatırımcıların bir nevi farklı enstrümanlara yönelmesinde de etkili oluyor. Ama tabii ki bu görünüm kısa vadeli geçici, özellikle yerel seçimlerden sonra yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisinin daha da artmasıyla beraber biz özellikle düşük FK'ya sahip sektör ve şirketlerde ve geleceğe yönelik beklentisi güçlü olan şirketlerde önemli bir yukarı yönlü hareket göreceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bankacılık sektörü de burada en önemli etkilerden bir tanesi. Hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günü resmen Fitch tarafındaki kredi not görünümüne ilişkin planlamadan kaynaklı olarak bankacılık endeksinde yukarı yönlü bir ivmelenme izlemiştik. Bu yıl kredi derecelendirme kuruluşları tarafından hem not görünümdeki hem nottaki revizeler gelmeye devam edecek ve bankacılık sisteminin temel anlamda destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesi de bu olacağını düşünüyorum. Yani şöyle, aslında Borsa İstanbul'da düşük FK'ya sahip sektörler, burada bankacılık, ulaştırma, holding ve bunun benzeri şirket ve sektörler geliyor. Yabancı yatırımcılar seçimden sonra bu tarafa ilgilerini arttırabilir diyelim. Yurt içinde zaten bugün geri çekilmelerde önemli noktalardan bir tanesi 8720 seviyesi. Önemli bir destek noktası olarak takip ediyoruz. Yukarı tarafta da 9250 seviyelerin üzerinde kapanış yapabilirsek Cuma günü, yani haftanın son işlem gününde de pozitif bir ivmelenme gösterme ihtimalimiz artabilir. Küresel piyasalarda ise aslında karışık bir görünüm var. Enflasyonda beklentilerin üzerinde bir veri gelse de tarım dışı istihdam tam tersini bize söylüyor. Ama bugünkü odaklanacağımız nokta perakende satış verisi ve ABD üretici fiyat enflasyonu. Eğer burada beklentilerin üzerinde bir veri karşılanırsa her iki tarafta da ons altın tarafında ve ABD endekslerinde satış baskısı izleyebiliriz. Ama olası bir beklentinin altında bir veri gerçekleşmesi halinde ons altına tekrar bir yukarı yönlü ivmelenme ve Nasdaq ve diğer endekslerde risk iştahında bir nevi artış izlenilebilir diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için Albay Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yalvasan bizimle beraberdi. Şimdi ise her sabah olduğu gibi piyasa masasında Bloomberg HT Araştırma Analisti Burcu Kıratlı bizimle beraber. Burcu, günaydın, hoş geldin. Günaydın Reyhan, sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi piyasalarda şimdi içeride biz neleri bekliyoruz bugün, onu bir senden de dinleyelim. Sonrasında biraz daha detaylı şekilde şirket haberlerine bakalım. Ne dersin, bugün nasıl bir güne başlıyoruz?
Dün bankacılık endeksinin satış yemesini gördük. Atılan adımlarla, zorunlu karşılık adımlarıyla beraber aslında bakarsan biraz piyasa üzerinde, özellikle bankacılık endeksi üzerinde baskı yaratmasını takip ettik Reyhan. Şimdi tabii burada bankacılık sistemindeki TL'yi sıkılaştırıcı, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıklandı. Şimdi serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmı bloke hesaplarda tesis edilecek. Ve aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankaların bu TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkları %25 olarak tesis edilecek. 100 milyar TL üzerinde olanların ise %15'ini bloke olarak tesis edecek. Şimdi tabii burada TL'yi sıkılaştırıcı etkisini hep söylüyoruz. Bankacılık endeksi üzerindeki etkisi nedir? İşte hem birincisi TL'yi sıkılaştırmak, bu gün içerisindeki dolaşımdaki parayı azaltmak. Ama bunun asıl etkisi net faiz marjları üzerinde bir olumsuz etki yaratması bekleniyor. Net faiz marjı demek bankaların gelirleri demek. Bankaların karlılıklarını etkilemesi demek. Zaten aslında hep söylüyoruz, bankacılıktaki bu toparlamanın yılın ikinci hatta üçüncü çeyreğiyle olacaktı. Şimdi o artık bankaların önündeki bu tablo iyice belirginleşmiş oluyor. Yani bu baskının hatta devam etmesi lazım. İşte birkaç sene öncesine kadar makro ihtiyati tedbirlerle birlikte bankacılık üzerindeki baskıları takip ediyorduk. Şimdi bir de sıkılaştırma adımları neticesinde de atılan adımları takip ediyoruz. Tabii bu belli bir iskontoya da sebep olduğunu da söylemek lazım. Şu anda fiyat defter değeri gene bankaların 1'e yaklaşmış durumda. İşte piyasada şöyle genel bir kabul olduğunu da ekleyelim. İşte 1'in üzerine çıktığında, 1.20'lere doğru yaklaştığında satış, 1'in altına geldiğinde alımlarla bankacılık endeksinin karşılaştığını görmüştük. Şimdi bu süreçte tabii bir taraftan da şu sesler de çıkmaya başladı artık. Faiz artırımları Nisan ayında olur mu? İşte Merkez Bankası'nın bir tane daha faiz artırması belki bekleniyor. 300 ila bas puanlık bir artış. Özellikle biz bunu yabancı kuruluşların raporlarından da takip ediyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası elindeki adımları yavaş yavaş kullanıyor diyebiliriz. Tabii bunun piyasanın üzerindeki bir bankacılık etkisi, üzerindeki etkisi var. Bir de önümüzdeki dönemdeki sıkılaşma adımları çerçevesinde şirket karları üzerinde bir etkisi olacak. Evet, hepimiz için iyi, belki enflasyonu kalıcı düşürmesini sağlayacak adımlar, ama evet, bir süre hepimiz işte vatandaş olarak, şirketler olarak belki şirket karlarının erozyona uğradığını göreceğiz. İşte daralmalar göreceğiz belli çerçevede ekonomide. Dolayısıyla bu bir süreç diyelim. Piyasada döngülerle çalışır. İşte neydi bu döngü? Yılın başında %25 bir artış yaşamıştık. Şimdi onun belli realizasyonlarını yapıyor. Kar satışları diye takip ediyor. Belli seviyelere geldiğinde iskontolu hale gelecek ve tekrar alımlarla karşılaşacak. Bu belli seviyelerin üzerinde kaldığı sürece biz de piyasa olumlu olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Şu an bu atılan adımların fiyatlamasını görüyoruz diyelim. Evet, birkaç dakika sonra bu arada borsada açılışı takip edeceğiz, ama onun öncesinde şöyle bir hani şirket haberlerine de bakalım dilersen. Örneğin Coca-Cola'dan bilançoyu takip ettik ve orada hani gelirlerinde hafif bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Detaylar nasıl acaba? Şimdi enflasyon muhasebesi dahil ve hariç olarak değerlendirecek olursak, enflasyon muhasebesi hariç net kalemleri piyasa beklentisinin altında kaldığını görüyoruz Zeynep. Ve net karda da beklenenden düşük bir performans sergilemiş. Ancak senin dediğin gibi satış gelirleri piyasa beklentinin hafif üzerinde artış göstererek %60 oranında yükseldiğini görüyoruz. Burada vergi giderindeki beklenenden yüksek artış net kardaki tahminin sapmasının ana nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa üzerinde ciddi etkisi olacak bir bilanço olmadığını söyleyebiliriz. Daha yatay bir bilanço olduğunu yine söyleyebiliriz. Şimdi net satış gelirlerine baktığımız zaman %70 oranında artarak 91 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. Türkiye'deki gelir büyümesine baktığımız zaman %88 olarak gerçekleşmiş. Uluslararası büyüme %59 olarak gerçekleşmiş. Kur etkisinden arındırılarak baktığımızda yıllık büyüme %45 artış gösteriyor. Ünite kasa başı gelir yaklaşık dolar bazında %22 artarak 2,5 dolara ulaşmış. Türkiye operasyonlarındaki favök marjı özellikle güçlü seyrettiğini hala söyleyebiliriz. 280 bas
puan artmış ve %15.9'a, %16'ya yaklaşmış. Uluslararası operasyonlarından elde edilen FABÖK marjına baktığımız zaman ise 140 bas puan artarak %23'e yaklaşık çıktığını görüyoruz. Burada Türkiye hacimlerinde %5, Pakistan hacimlerinde ise %16 azalma görülmüş. Özbekistan hacim büyümesi ise %26 olarak yine kaydedildiğini görmekteyiz. Enflasyon muhasebesi etkisi göz önünde alındığında konsolide bazlı gelir büyümesi %8 olarak gerçekleşti. Cirosu ise %26 arttı. Enflasyon muhasebesi dahil gene marjlara baktığımız zaman 300 bas puanlık olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Burada enflasyon muhasebesinin aslında geçtiğimiz günlerde Ülker'in bilançosu üzerindeki direkt etkisini görmüştük. Coca-Cola üzerindeki etkisini de olumsuz olarak takip ediyoruz. Şimdi burada enflasyon muhasebesi kapsamında yine 15.7 milyar TL parasal kazanç elde ettiğini görmekteyiz ve net kar %48 artarak 20.58 milyar TL'ye ulaştı. Bunun yanında bir önemli haber, hisse başına 7.86 TL olmak üzere toplamda 2 milyar TL brüt temettü dağıtmak kararı teklif edecek ve temettü dağıtım tarihi 29 Mayıs olarak belirlendi. Temettü verimi düşük diyebiliriz, %1.3'lük bir temettü verimini işaret ediyor. Bu da düşük bir oran. Bu arada borsayı açtık. %0.35'lik yukarı yönlü bir harekette 8.941 puandan BIST endeksi yeni güne başladı. Ve şöyle bir alt endekslere de göz atalım. Orada da mali tarafta %0.30'luk yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Sanayi endekste %0.41, bankacılık endeksinde ise %0.38'lik yükseliş dikkatleri çekiyor. Peki puan bazlı katkılar şu saatler itibariyle hangi şirketlerden geliyor ona da bir bakalım. BİM Birleşik Marketler, mağazalar AŞ'den şu an itibariyle 2.3 puanlık bir katkı olduğunu görüyoruz. Türk Hava Yolları ikinci sırada %1.9'luk bir puan olduğunu görmek mümkün oluyor. Ve Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'den 1.4 puanlık bir katkı olduğunu şu an itibariyle görüyoruz. Peki en çok kaybedenler şu an itibariyle en düşük puanı eksiye çekenlere şöyle bir bakalım. Vestel Elektronik birinci sırada yer alıyor. %0.22'lik bir değişim var. Borusan Yatırım ve Pazarlama tarafında %0.52'lik aşağı yönlü bir hareket olduğunu görmek mümkün oluyor şu saatler itibariyle. Burcu ne dersin? Şöyle bir hani borsaya dair az önce aslında biraz daha hani orta vadeli beklentilerini paylaştın. Bankacılık tarafından gelen dünkü negatif baskıyı aktardın ama şu an itibariyle bankacılık tarafına baktığımız zaman biraz daha pozitif bir tarafta ama geneli yayılan bir sanki yatay pozitif bir seyirle güne başladık gibi duruyor. Dün zaten biraz piyasanın %4'e yakın gün içerisinde kayıpları olmuştu bankacılık endeksinde. Bugün yatay artı ya da birazcık tepkiyle açması da normal. Bir de dün şeyi de hatırlatalım. Çarşamba günü olması itibariyle biraz da bu krediyle taşınan pozisyonların maliyeti yüksek olduğu için çarşamba günü artık klasik adet olduğu üzere böyle satış günü olarak da hafızalarda yer etmeye başladı. Dolayısıyla bunun da biraz etkisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla piyasanın bu 8850, 8900 bandını kendine destek yapma çabası da bu gün içerisinde gözlemleyeceğimiz durumlardan bir tanesi. Yukarıda 9100'ü takip edecektir diye düşünüyorum Reyhan. Diğer şirket haberlerine baktığım zaman önemli etkileyecek neler olabilir ona bir bakalım. Evet. Şimdi burada Borusan Boru'da bir haber var. Borusan Türk tarafında Romanya'daki bu 21 milyon adet üretim kapasitesine sahip tesis yatırımı tamamlandığını söylüyor ve deneme üretiminde başlanmış ve bu söz konusu tesisin kademeli olarak ticaret faaliyetlerine başlamasının ardından mali tablolara yılın ikinci yarısı itibariyle 8 milyon dolar ciro katkısı sağlaması bekleniyor ve ayrıca da yine Baytown'da hali hazırda iş koluna hizmet eden 300 bin ton kapasiteli üretim tesisinde 400 bin tona yükseltecek 15 bin metrekarelik üretim hattı yine kurulum çalışmaları tamamlanmış olup yine deneme üretim faaliyetleri başlanmış. Burasında yılın ikinci yarısında 50 milyon dolarlık bir katkı sağlanması bekleniyor Reyhan. Bunun haricinde önemli şirket haberlerinde baktığım zaman Europower'da bir haberin olduğunu görüyorum. Buradaki şarj üniteleri
Atmore marka adı altında seri üretime başlandı. Şirketin 2025 yılı için bu taraftan ciro beklentisi yaklaşık 40 milyon dolar civarında. Bunun haricinde baktığım zaman haberlere bankacılık endeksindeki bu zorunlu karşılıkları bahsetmiştik. Burva'da bir haber var. 1.7 milyon dolarlık bir sipariş aldığını görüyoruz. Bunun haricinde bir de Gersan Gerel Elektrik'ten kablo satışına yönelik yine 725 bin dolar bedelli sözleşme imzalanmış. Ek siparişlerle birlikte 950 bin dolar olması bekleniyor diyebilirim. Şirket haberlerinde de bunlar var. Evet, az sonra bu arada biz konut satış verilerini alacağız. Onun detaylarını paylaşırız geldiğinde. Yaklaşık bir dakika sonra gelecek. Bu hafta açıklanan hani konut fiyat endeksi, inşaat maliyet endeksleri onlar da vardı ve oradaki makasın da kapandığını gördük ama konut satış verisi bir önceki ayda bir miktar geri çekilmeye işaret etmişti. Bunların detaylarını da az sonra konuşuruz ama şöyle bir istersen devam edelim eğer biri geldiğinde. Gerçi 10 saniye kalmış. Dilersen bekleyelim. Şöyle sonrasında... şimdi konut tarafındaki tabii biraz daha daralma da devam ediyor. Özellikle bu atılan adımlar, sıkılaştırıcı atılan adımlar sonrasında. Fakat biz gayrimenkul endeksi için ondan bahsedeyim ben sana. Senenin başından beri iyi performans gösterenlerden bir tanesiydi. Özellikle bu hem kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında hem de deprem sonrası özellikle verilen teşviklerle birlikte gayrimenkul endeksinin o geçen yılki baskı altında kalmasını 2024 yılı itibariyle şu zamana kadar biraz daha telafi ettiğini görüyoruz gayrimenkul endeksinin. Evet, şimdi veri geldi. TÜİK tarafından açıklanan veriye şöyle bir baktığımız zaman Şubat 2024 verisi Türkiye genelinde Şubat ayında 93.902 konut satıldığını gösteriyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre %17,3'lük bir artış var. 100 bin eşiğinin altında açıklandı yeniden. Bir önceki ayda yine aynı şekilde gerçekleşmişti. Konut satışlarında İstanbul 16.344 konut satışı ve %17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8.300 konut satışı ve %8,8 payla Ankara takip etti gibi duruyor. Ocak-Şubat döneminde %2'lik bir azalış olduğunu görüyoruz. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 174.210 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları tabii merak ediliyor bu dönemde, faizleri takip ettiğimiz bu dönemde. Orada da Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %49,1 azalış gösterdi ve 8.827 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da %9,4 olarak gerçekleşti. Ve ikinci el konut satışlarını da takip ettiğimiz zaman orada 28.594 olduğunu görüyoruz. Yabancılar kalemi de önemli. Orada da Şubat ayında 1.846 konut satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Bir önceki yılın aynı ayına göre %44,9'luk bir azalış var ve 1.846'ya geldiğini görmek mümkün oluyor. Yabancılar en çok İstanbul'dan konut almış. İstanbul'u Antalya ve Mersin izlemiş. Bunu da aktaralım ve ben sözü tekrar sana bırakayım. Dilersen şirket haberleriyle devam edelim. Orada Teknosa'dan, Teknosa ile ilgili bir rapor var. Onun detaylarına şöyle bir baktığımız zaman neler görüyoruz? Endeks üstü getiri tavsiyesi ile önerilerini başlatmış Garanti Yatırım. Dün gelen bir rapordu bu. 80.1 TL hedef fiyat var ve %70 getiri potansiyelini işaret ediyor. Şimdi burada Teknosa aslında bir dönüşüm hikayesinden bahsediyor rapor. Dijital deneyim sunan yeni mağaza konseptine geçiş diyebiliriz burada. 2022 yılından beri 13 tane mağaza dönüştürüldü ve buna paralelde özellikle hem ürün çeşitliliği diyelim hem yüksek metrekareli yeni mağazalar yerine relokasyon ve maliyet optimizasyonu, maliye hem maliyet düşürme hem de verimlilik artışına odaklandığını söyleyebiliriz. Fiziksel büyümede özellikle verimlilik odaklı anlayışla hareket ediyor. Büyümedeki yeni hikaye de özellikle pazar yeri yaratımı ve online kanallar. Özellikle bu çağımızda online kanalların etkisi yatsınamaz ve buradaki brüt işlem hacminde de 2023'te 7,5 milyar TL, 2024'te 15 milyar TL hedefleniyor. Yani çift bir %100 bir büyümeye işaret ediyor. Ve Teknosa yatırımlı harcamalarının %60'ını bilgi teknolojilerine yine ayırdığını görüyoruz. Finansal sonuçlarına baktığımız zaman önceki zamanlara daha güçlü ve sürdürülebilir finansal sonuçların olduğunu görüyoruz. Değerleme tarafında
Tabii şirketin iskontolu olduğunu belirtmekle beraber riskler tarafında belirttikleri de tabii hepimizi belki etkileyecek olan daha sıkı para politikaları, işte liradaki keskin değer kaybı, kredi kartı harcamalarını kısıtlamaya yönelik atılan adımlar, enflasyonun seyri ve yoğun rekabet ortamı olarak açıklamışlar. Şimdi dönüşüm hikayesine çok kısa değinecek olursak 2019 yılında atılmaya başlanmıştı bu adımlar ve bu çerçevede yine pazar yeri buna ek olarak gösterildi. Maliyet yönetimine çok kısa değineyim. Özellikle gider kaleminde maliyet disiplinine odaklandı şirket ve kira müzakereleri dahil olmak üzere operasyonel maliyeti azaltma çalışmalarında hız verdiğini yine görmekteyiz. Ve az önce verimlilikten bahsettim. Dijital deneyim sunan yeni mağaza konseptiyle beraber burada hem mobil kasa ödeme imkanları hem de deneyim alanları oluşturuldu. İşte satışı arttırmaya yönelik atılan adımlarla birlikte. Dolayısıyla bu dönüşüm hikayesine yani hem verimlilik artışı hem maliyet azaltma hem online pazar yeriyle birlikte bu özellikle dijital konsepte geçiş hikayesiyle birlikte yeni bir hikaye sunduğunu söylüyor ve %70 artış potansiyelini işaret ediyor bu rapor. Evet, az vaktimiz kaldı ama dilersen bir de Ford Otosan'a bakalım son olarak hızlıca. Tabii %35 artış potansiyeli demiş TEP yatırım burada. Şimdi TEP yatırımın bu raporunda 1497 TL hedef fiyat veriyorlar ama Ford Otosan'ın aslında hikayesini belki getirdiği bilançoyla birlikte anlamak lazım. Enflasyon muhasebesinden katkı sağlayan şirketlerden bir tanesiydi. Özellikle 2023'te reel bazda %77 artışla 49.1 milyar TL enflasyona göre düzeltildi. Net kar elde ettiğini görüyoruz. Ve 2023 bu güçlü sonuçların ardından hedef fiyatlarının da yine revize edildiğini görüyoruz. Şimdi ihracat hacmi yükselebilir demişler. Özellikle burada ticari kastım, hafif ticari kuryerin eklenmesine ek olarak ayrıca Yeniköy ve Romanya fabrikalarındaki kapasite eklenmelerinin yanı sıra yeni makyajlanan modelleri de var. Şimdi yurt içi pazarda özellikle otomotiv tarafında bu yıl %29 bir daralma beklentisi vardı ama gerçi şu ana kadar açıklanan satışlar da pek onu teyit etmedi. Hatta otomotiv tarafındaki satışların hala güçlü de gittiğini de takip ediyoruz bir taraftan. Ama tabii nedir? Önceki yıla göre hacimde bir en azından yatay kalma belki beklentisi olabilir burada. Bir de tabii gecikmeler sebebiyle de dördüncü çeyreğin ardından bu çeyrekte özellikle de bundan sonraki dönemde diyeyim güçlü Avrupa pazarı sayesinde ki bu belki faiz indirimleriyle daha da tetiklenebilir. İhracat hedefinde aşılabileceğini düşündüğünü eklemişler. Evet, bu arada sen TEB yatırımından raporu paylaştın. BNP Paribas Asya ve Ziraat yatırımında al tavsiyesi vermiş. Ekranını da taşıdık az önce. Çok teşekkür ediyoruz. Burcu Kırat da bizimle beraber de Bloomberg HT araştırma analisti. Böylelikle piyasa masasını noktalıyoruz. 11.15'te Fokus'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.